Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam, kıyamet günü, o en dehşetli günde, en dehşetli anda bir takım insanlar vardır ki, olacak ki, karşılıklı koltuklar üzerinde oturmuş birbirleriyle sohbet ederler. Allah onlara ikramda bulunmuş, ikramda bulunuyor. Bunlar nurdan elbise giymişler, başlarında nurdan taç vardır. Öyle halleri vardır ki, peygamberler ve şehitler onların hallerine gıpta ederler. Kimdir bunlar diye. Evet, Allah onları tanıtıyor, buyurur ki, bunlar dünyadayken hiçbir menfaat olmaksızın, bir alışverişleri, dünyaya ait bir alışverişleri, ticaretleri olmaksızın sadece benim için birbirini sevenlerdir, benim için, benim sevgim için bir araya gelenlerdir. Bu sevgi bize bunu kazandırır. Nurdan elbise giydirir, nurdan taş giydirir. Bu hayali bir şey değil. O elbiseyi, o nurdan elbiseyi, o nurdan tacı burada takıyor. Onun için bu, onun üzerinde burada görünür. Görünüyor burada. O elbise aşkın nurundandır. Muhabbetin nurundandır. İşte kardeşlerimiz üzerindeki elbiseyi gösteriyor, tacı gösteriyor. Onu saçıyor. Allah'ı severse bir kul mutlaka onun içinde sever. Onun sevdiğini sever. Onu sevmeyi sever. Allah'ı seveni sever. Allah'ın sevdiğini sever. Sevdiği işleri sever. Sevgisini kazanabileceği her şeyi sever. Allah'ı seviyor çünkü. Bir de ne buyurdu? Kıyamet günü bir takım insanlar hesapsız cennete gidecek. Evet, bunlardan bir tanesi Allah'ı sevenlerdir. Bu sevgisini ispatlamış olanlardır. Öyle buyurdu. Kıyamet günü Allah buyurur. Herkes diz üstü yere çökmüştür. Kimsenin ayakta duracak mecali yoktur. Dizlerin bağı çözülmüştür. Allah hitap eder buyurur. Beni sevenler ayağa kalksın. O anda ayağa kalkma gücünü kendisinde bulanlar gerçek manada Allah'ı sevenlerdir. Allah'ı sevenler ayağa kalkabiliyor o anda. Neden ayağa kalksın? Neden önce çöktürmüş yere sonra ayağa kaldırıyor? Onun bir karşılığı burada vardır çünkü dünyada vardır. Dünya hayatını yaşarken Allah bu hitabı sürekli yapar. Bu hitap süreklidir. Beni sevenler ayağa kalksın. Ayağa kalkıp ne yapacak? Ayağa kalk dediyse burada, biz Allah'ın bu hitabına karşılık verdiysek, ayağa kalktıksa orada da ayağa kalkabiliyoruz. Beni sevenler ayağa kalksın, ibadet yapsın. Ayağa kalksın, abdest alsın. Ayağa kalksın, namaz kılsın. Ayağa kalksın, iş yapsın. Ayağa kalksın, Allah yolunda yürüsün. Ayağa kalksın, Allah demeye gitsin. Ayağa kalksın, gidip kardeşine yardım etsin. İmkan veriyor ya. Ayağa kalksın, sevdiğim şu işi yapsın. Beni sevdiğini iddia ediyor ya. Beni seviyorsan bunu yap. Beni seviyorsan şöyle yapman gerekir. Herkes Allah'ın neyi sevdiğini biliyor, nerede ayağa kalk dediğini biliyor. Ayağa kalkıyor muyuz? Ayağa kalktıksa bu durumda Allah'ı seviyoruz. O gün ayağa kalkabiliriz. Ayağa kalk ve koş. Ayağa kalk, ayakta durma. Sen oturmuşsun, sana kalk diyor ayağa. O zaman Allah bize kıyamet günü kullarına beni sevenler ayağa kalksın dediğinde kalkmak istiyor. Bu gücü kendimizde buluyorsak o güç burada. O gücü burada kullanmamız gerekir. Burada o gücümüz var. Allah için yapacağımız, yani ona olan sevgimizi ispatlamamız gereken her yerde ayağa kalkmamız gerekir. Harekete geçmemiz gerekir. Ve herkes aslında bunun ne olduğunu, neler olduğunu apaçık, net olarak biliyor. Biliyor, tercih ona kalmış. Allah'ın sevgisini istiyorsan, Allah'ı sevmek istiyorsan bu durumda, evet, harekete geçmen gerekir, ayağa kalkman gerekir.
Kardeşlerimizin böyle bir muhabbeti, böyle bir sevgisi onları ayağa kaldırır. Çünkü Allah'ın rızasını, sevgisini bize kazandıracak olan her ne iş varsa söylüyoruz. Hadi beraber ayağa kalkalım. Kalkın dediğimde evet hepsi ayaktadır. Elbette ki bu arada ayağa kalkıp kalkmayı istemeyip kaçanlar vardır. Bu da onların tercihi. Bilmediklerinden ya da anlamadıklarından dolayı değildir. İşlerine gelmediğinden dolayıdır. Ama kardeşlerimiz bize olan bu sevgileriyle evet ayağa kalkıyor. Hamdolsun. Hamdolsun buradaki Allah için, Allah yolunda, Allah'ın kullarına hidayeti taşırken, vahyi taşırken, sirat-ı müstakimi taşırken, Allah'ın kullarına imani, aşkı, muhabbeti taşırken, evet, hep beraber ayağa kalkıyor ve ayaktayız. İnşallah o günde beni sevenler ayağa kalksın dediğinde hep beraber ayakta oluruz. Ama burada ayağa kalktıksa kalkabiliyoruz. Tabii ki hitabı biz sadece böyle hayali olarak zannederiz ki o bir hayal değildir. Allah onu burada, dünya hayatını yaşarken onu birilerine söyletiyor. Kime söyletiyor? Önce peygamberine söyletir. Peygamberi, beni sevenler ayağa kalksın, buyurun namaza. Beni sevenler ayağa kalksın, buyurun şu işi yapacağız. Beni sevenler ayağa kalksın, ölüme gidiyoruz. Evet, Allah hitap ederken, bütün o peygamberleriyle hitap eder, peygamber varisleriyle hitap eder, evet, beni sevenler ayağa kalksın. Dünyadayken buna icabet edenler onunla beraber ayağa kalkma gücünü kendinde bulur. İşin hikmetini, sırrını, Allah'ın muradını doğru anlamak gerekir. Hiçbir şey hayali değildir. Evet, her şeyin ahirette hesap görürken, cennette, cehennemde her şeyin karşılığı burada vardır. Bunu görmek, bunu anlamak gerekir. Elbette ki tek başına hiç kimsenin bunu anlaması mümkün değildir. Evet, söylemiştim. Allah ne buyurdu? Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kur'an ehline sorun. Canlı Kur'an'a sorun dedi. Zikir ehli bu demek. Yoksa Kur'an'ı böyle okumuş, ezberlenmiş değil. Canlı Kur'an'a sorun. Zikir ehli. Bununla beraber zikir Allah demektir. Allah Allah deyip Allah'a vasıl olmak demektir. Allah yolunda koşmak demektir. Zikir ehli her anda Allah diyendir. Diyenlerdir. Evet. İnşallah işin hakikatini, sevgiyi, muhabbeti, aşkı böyle anlarız. Bu sevgiyi, bu aşkı, bu muhabbeti kazanmak için evet, ayakta oluruz, ayaklanırız. Elimizden gelen o çabayı, gayreti sarf eder, onu kazanırız. Kıyamet günü de evet beraber, hep beraber olurken Allah kullarına beni sevenler ayağa kalksın dediğinde burada ayağa kalktığımız için kalkma gücünü kendimizde bulur ve hep beraber ayağa kalkarız. Bu sevgiyi bize bunu kazandırır, kazandıracak inşallah. Allah bütün kardeşlerimizden razı olsun inşallah.